Abi çok klas bir giriş ya. Artık büyüdüğü hiç korku oyunu girişlerim böyle mi olsa ne olsa ya. Yani bence gerçekten... Kanalın dümdüz en efsanevi serisi, en iyi serisi, Markiplier'dan çalıntı olmayan seri. Bu harika seriye hoş geldin. Bugün 3 tane özellikle böyle özenle seçilmiş, böyle özenle o itch.io'ya girip böyle oyunları tek tek okuyup inceleyip bulduğum 3 oyunu hiç korkmadan oynayacağız. Sıfır korku. Niye korkayım ki? İlk oyunumuzun ismi Night People. Oyunun hikayesi. Ortada deli bir aile var ve biz onlardan kaçmaya çalışıyoruz. Benim neden şimdi indie korku oyunlarının hikayelerini okumadığımı anladınız mı? Gerçekten bu yazıyor sadece. Deli bir aileden kaçmaya çalışıyoruz değil mi? Kısa bir oyun. Bu kadar. Bir daha okumayacağım. Bu sondu. Bu tam olarak bu sondu. Tam en azından burada bir şeyler anlatıyor. Bir tane dolandırıcı veya hırsız ne demek olduğunu bilmiyorum. Swinger. 25 bin dolarla kaçmış. Polis onu kovalamış. Ve kaçmak için bir tane terk edilmiş binaya girmeye karar vermiş. Bir dakika, bu 25 bin dolar çalan hırsız ben miyim? Büyük kalmıştı cidden ya. Swinger'ın cesedi buldu. Bak bu adam ben değilmişim. Bu adam ölmüş. Sonra ben gidip bakmaya mı gitmişim oraya? Kafası ve para bulunamamış. Ve oyunumuzun ana karakteri bu eve gidip parayı bulmaya karar vermiş. Tam bir gerizekalı. Ya ben artık ana karakterler, bu oyunların ana karakterler hakkında çok konuşmak istemiyorum. Hepsi gerizekalı ve beyinsiz ve... Abi cidden tek tek parayı mı arayacağım ben? 0K 25K, çok güzel, çok güzel. Harika. Yani bu ev... Cidden buraya sallanan bir ampul eklemek zorunda mıydınız ya? Her yerde kapalı bu arada. Rüzgara çekiş bir yer. Bu nasıl sallanıyor? Wow. Attenzione pickpocket! Ne yazıyor lan burada? Bendor ailesi diye bir şey varmış. Sadece geceleri görülen terk edilmiş yerlerde yaşıyorlarmış. Ve... şeyleri, tarikatları varmış. Gece insanları, night people. Yamyamlık falan filan bir şeyler yapıyor. Geri zekalı bunlar galiba. Ben buraya gitmem. Aç kapıyı! Tamam, buraya gitmem. What the fuck? Bu ne oğlum? Görmezden geleceğim. Tek yapabileceğim şey bu. Dur. Kapım açık. Buraya girersem geri çıkamayacağım değil mi daha? Fener. Oğlum fener alınca ortam niye daha da karardı? Arkamda önünde bir şey çıkacak değil mi önüme? Köpek kaybolmuş. Yoksa burada değil miydi? Benim Allah'a aklım karışıyor bu indie korku oyunlarında ya. Evet, köpek kaybolmuş. Niye bu kadar yüksek ses? Kurtuluyor bir daha. Ya ben oynamak istemiyorum. What the fuck? CCC Türkler mi geldi? Ne oluyor lan? Niye bu kadar bas bas tuttu o sesi ya? Allah'ım, beynime gitti korku. Ama burası bu kadar mıymış ben? Buraya fenere gerek yokmuş ki. Şuraya kadar yürürsem zaten burayı görürmüşüm. Abi ne salak bir yer burası, labirent gibi ya. Tövbe tövbe. Jumpscare diyeceğim değil mi? Abi niye her yer çıkmaz yola çıkıyor burada ya? Bir dakika, ben aynı yere mi dönmüşüm? Evet, aynı yere dönmüşüm. Ben gidiyorum buradan ya. Night People'ına da sokarım. Evine de sok. Şu ampule de sokarım. Neredeyim ben? Ben bir daha oraya gideceğim değil mi? Hani o köpeğin koştuğu yere gidip 5 kuruş para da bulamadım ya şurada. Allah belamı versin benim ya. Şimdi geldiği yöne gitmem daha mantıklı olur. Gittiği yöne gidersem orada bana bir güzel girebilir o. Hiçbir kapı da açılmıyor. 5 kuruş para da bulamadım. Niye geldim ben buraya? Oo. A dollar. 10K mı? Abi 10 bin dolar neyine yetmiyor bak. Gelmişin kocaman kafasında insan olan bir kurt önünden koşarak geçmiş. Ayin var ve ben hala kalan 15 bin doların derdini... Evet öyleyim, gidip bulacağım. Attenzione. Bu sefer ne? What the fuck, sen nasıl avlayabiliyor kafanı insan? Bender ailesiyle alakası olan birisi tutuk. Gerizekalı. Ben şimdi ne yapacağım ben anlamadım. Abi, kapıyı açar mısın? Kaybolduğuna göre az sonra bir yerden çıkıp beni tutacak ama. Hadi hayırlısı. Şunu okuyayım bari. Tam tutuklanan kişi Night People, yani gece insanları şeyindenmiş, tarikatındanmış. Araştırmalar sonucu absürt olaylara karıştığı görülmüş. Bendor ailesinin insanlarını köpeğe çevirmeye falan. Bu evdeki herkes köpekmiş şimdi yani. Ama bir tanesi bayağı şey yani, hatalı ürün şu az önce havlayan. Bundan bahsediyorum olsun. Bak 5000 dolar çok az bir para. Vallahi değmez. Çık git şuradan ya.
Özür dilerim. Anlık bir şey oldu. Ben ne yapıyorum ki burada ya? Şimdi geri döneceğim ve bir jumpscare daha mı yiyeceğim? Bu ne lan? Ha, kalan 5000 doları da buldum. Binayı terk etme. Yani bu 5000 doları bulmam şart. Anahtar ikinci kattaki apartmanlardan birinde. Gel ve al. Geliyorum lan. Beni artık bir gram korkutmuyorsun. Bütün numaralarını kullandın ve geriye hiçbir şey kalmadı. Ne düşünüyorum. Lütfen öyle olsun. Cidden oraya gitmem gerekiyor mu ya? Yani şu an çok belli jumpscare'ciyim. Az önce burada bir dev kurt vardı. O gitmiş. Az önce gördüğüm oydu. Bu ne? Anahtar. Biri mi güldü bana az önce? Jumpscare. 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 Bak şu kara... Abi peşimden kurtlar kovalıyor ya. Ben böyle salak bir oyun oynamak istemiyordum. Bakayım. O çocuk! Ha, bir dakika, ölmemem mi gerekiyordu benim? Ben de seni... Yakalanmışım lan. Bir jump, son bir jumpscare geliyor. Final jumpscare'i. Her indie korku oyununun kapanışı böyle olmalı. Geliyor. Parlamalı ışıklı bir kocaman bir jumpscare'i bekliyorum şu an. Maalesef hala bekliyorum. Hadi. Ben hazırım. Çok hazırım. Sağ mı sol mu? Sağ ayrı beter, sol ayrı beter. Ben nereye düştüm? Bu bence kötü bir köpek değil bu. 25 bin dolarla evden kaçtım. İlk defa bir indie korku oyununun sonundan mutlu bir şekilde ayrılıyorum. Bir anda ekran şey çıkıyormuş ama öldü. İkinci oyunu bulduğum yere tekrar girdim. Hani ben genelde oyunları bu 3 video 3 korku oyunun en önemli şeyi ya, hani oyunların kısa olması ya, ki video 2,5 saat olması. Alttaki videolara inip tıklayıp şeyine bakıyorum. Kaç dakika hani 10-15 dakika civarısı yeterli. Bir tane videoyu tıkladım. Böyle rastgele videonun ortasına bir tıkladım. Yani oyun bunları içeriyorsa çok sıkıntı bir oyun oynayacağız birazdan. Ben bir de bu oyunu oynamıştım lan. Ben niye buna bakıyorum ki şu an? İkinci oyunumuz The Reaping Scenes. Oyunun hikayesi hakkında hiç fikrim yok çünkü bakmadım. Çünkü ilk oyundan ben dersimi aldım bir daha. Kara gümrük yanıyor polis. Şimdiden pişman oldum oyuna açıp indirdiğimi. Ha, rüyaymış. Rüyaya bakın da. Tövbe. Koşuş ne oğlum? Vallahi pişman oldum ben bu oyunu açtırmaya. Koşmayacağım. Yavaş gideceğim. Ama yavaş gitmesi de yavaş gitmesi. Niye böyle bir şey arıyor evin ortasında? Çok güzel, harika. Tuvalete gitti dedi oyun bana. Tuvalet... Ben bu kızı daha önce başka bir yerde gördüm. Telefon mu çalıyor şimdi ya? Bir tuvalete gidi... Orada... Gitar çalan biri mi vardı? Çok saçma olaylar oluyor. Alo? Beni hatırlıyor musun? Sen kimsin? Lanet olsun! Benim numaramı nereden buldun? Ben senin kızınım. Bizim evimizi nasıl ateşe verdiğini hatırlıyor musun? Öyle bir şey yapmadım. Galiba şu an hala uyuyor olabilirim. Rüyadayım yani. Annem ve ben hala seni karşı sokakta bekliyoruz. Kaçmaya çalışma. Her şey ödeme vaktin geldi. Herkes kendi günahlarının bedelini öder. Ama ben ödemem. Tuvalete gidiyorum. Vallahi ben yapmadım burayı. Ne? Adamın biri sigara içerken evi mi yaktı? Ne? Dışarı çık mı? Hayır, yapamam. 7 aydır dışarı çıkmıyorum. Bunu kendime yapamam. Çimler. Hayatımda ilk defa çim görüyorum. Ağaç. Bunlar ne? Bunlar telefonun nasıl çalıyor? Bize geldiğini görebiliyorum. Annem ve ben seni bekliyoruz. Bunu yapmak istemiyorum. Kendimi bu zaten suçlu hissediyorum. Ne istiyorsunuz benden? Seni alıp çekmeni istiyoruz. Annemle az önce seni düzeltecek. Mary, eğer sen affet beni. Gerçekten çok suçluyum. Her şey için çok geç. Şu an çok saçma olaylar oluyor. Çok bu salak oyundan kurtulmam gerekiyor. İndirdiğim için pişmanım bu. What the fuck? Artık şaşırmıyorum. Niye böyle bir şey oldu? Ben niye böyle bir yerde yaşıyorum bir de kocaman arsa arazi? Bu oyunun yapımcısı ışık kapayıp açmayı çok seviyor herhalde. Ben eve geri mi gel? Hayır, buna inanmıyorum. Bu benim karım değil. Her şey rüya gibi gözüküyor. Sanırım eve gitmeliyim. Ne diyeyim ki ben sana be adam be? Eve dön, göreve bak. Abi bu oyun çok tuhaf bir oyun ya. Koş! Koş, eve bir gideceğim, ev yok.
Nasıl? Nasıl plot twist? Kimsenin aklına gelmez, sadece benim aklıma gelir. Ya da ev yanıyor. Ses ne ya? Son oyunumuzun ismi Veil of the Lost. Az önceki oyundan sonra benim pek indie korku oyunlarına ümidim kalmadı ama bundan ümitliyim. Bu bizi korkutacak gibi duruyor. Vazgeçtim. Bu salak bir yer burası. Shift'le bazı yerlerde koşabilirsin. Sol tık kapılar açar. WASD yürüme de ben nereye gideceğim? Ben neredeyim? Bu oyunun hikayesi ne? Bir gün burada mı uyanmışım ben? Hani bir insanın kendini burada bulması için ağaç hareket mi etti az önce? Yani bu ortamda bir bu mu eksikti şu an? Hala devam ediyor yapmaya. Tamam reis, geliyorum geliyorum. Wow. Bu ana ekrandaki ev mi? Evet, ana ekrandaki ev. Ve içeride bir şey sallanıyor şu an. Saddam Hüseyin'i mi sallandırıyoruz? Lan ne oluyor burada? Wow, havada asıl duran bir adam. Ve hareket ediyor. Yerde... Abi nefes mi? Abi? Şu an bu ses efektini ben vermiyorum. Ne oluyor? Evet, güzel nefes alıyorsun. Helal. Evet. Evet, çok güzel nefes alıyorsun. Tamam, başladık. Ne oluyor? Oh, oh my god. Bir Minecraft raid'i yiyoruz. Ne? Sakın arkanı dönme. Dönersem ne olur? Hiçbir şey olmadı. Şimdi bu zombi nereden geliyor? Zombiye doğru koşmayayım. Abi bu zombi nereden geliyor ya? Ben kesin bunun üstüne doğru koşacağım. O kadar eminim ki. Bir saniye olmadı lafım. Ha, zaten yakalanmam gerekiyor mu? Evet, fenerden şeye düştük. Gaz lambasına düştük. Gaz lambası böyle değil. Ya bu iki oyundur böyle salaksa. Bu ne? Ne oluyor ya? Biri içeride terlik duyuruyor. Bu mağaradan öyle bir ses gelemez bir kere. Wow, hala gelmeye devam ediyor. Tövbe estağfurullah. Bir video 3 korku ne demek? Bir video 3 komedi mi bu? Ne ama? Bir de içeride sürekli biri parmak arası terlikle geziyor. Ben onun sesini çok iyi bilirim. Çok güzel. Çıkmaz yol. Bu kadar yolu boşuna mı geldim ben? İnşallah bu salak aptal labirentte kaybolup yarım saat boyunca dolaşmam ya. Doğru gidiyorum. Hissediyorum. Jumpscare'i göremedim bile ama. Çok güzel. Daha fazla asılmış adam. Abi neden bu kadar fazla karışık burası ya? Daha fazla yaratık. Bu ne? Bir tane daha mı? Işık. Beden değil mi? Yok abi. Bir video 3 korku oyunu kutsal bir seri ve böyle bitmesine izin veremem. Bir tane oyun bulmam gerekiyor. Son oyunumuz Shadows of Timidity. Son iki oynadığım oyunun birleşip tek bir oyun olduğunu hayal et. O oyunlar asla var olmadı. Birleşikler. İkisi de birbirinden salak. Ama bu son oyundan ümitliyim. Çünkü şu an ana ekranda bile çok tuhaf bir herif ağzı açık bir şekilde. Bunu koyarsa korkabilirim. Ben korkarak ayrılmak istiyorum. Bir video 3 korku oyunun amacı benim korkmam. Çok hassas bir SCP'ye bakmaya gidiyormuşum. 0.96 SCP 0.96 SCP ile alakası olan kişi şu an diyor ki aa evet biliyorum 0.96 SCP falan filan ama ben hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü ben gerizekalı. Bir tane gözlük varmış. Onu takmam gerekiyormuş. Ve sonra... O şey SCP'nin kafasına çuval geçirecekmişim. Çok salak bir stil. Akasya Dura stili. Efendim SCP... Sokarım şimdi SCP'ne. Efendim SCP'den ses hiçbir şey yok. Evet rapor. Bir tane araba. Bir tane adam. Bir şeyler başına kötü şeyler gelmiş. Etkilere bakın. Oo bir tane daha what the fuck yapıştır. Yok buna yapıştırmadı. Buna şaşırmadı. Aslı. İsmi Wound. Rank Senior Researcher. Yani gelişmiş araştırmacı rankındaki kişiler görebiliyor galiba bunu. Baya tuhaf. Bu şey değil mi? Arkası dönük ağlayan bir tane SCP vardı. Çok korkunç oğlum. İnşallah o değildir. Oysa kötü bitecek bu. Bu fandan nasıl bu kadar ses geliyor? Tövbe ya. What the fuck? Bu ne oğlum? Ne oluyor? Ha şuna tıklıyor bu salak oyun. Allah'ım ya. Bu ne? Çok güzel. Radyodan jumpscare yedik ama. Hang on. Wait. Pause. Are you seriously rapping to this music and just make up the words as you go along? Shut the fuck up. Benim şu an burada derdim de ben anlayamadım. Ya bu nasıl bir ses oğlum?
Eğer ormanda bu yaratığı görürseniz yanına yaklaşmayın. Her gün sokakta SCP görürüz ya, böyle videolara ben deli oluyorum ya. Kaç tane adam öldürdün sen ya, hayvan herif. I've reached the Alpha Team bunker. Checking for any survivors inside. Scramble goggles are malfunctioning too. Continuing. Tam gözlüğüm takılıymış benim. O yüzden etrafı siyah beyaz görüyorum herhalde. Bunu şekilli şukullu bırakmış. Güzel bir çizim dostum. Ama ben bu adamı görmek istemiyorum. Bu adamı görmeden oyunu bitirebilir miyim? Abi lütfen o yaratığı görmeyeyim ya. Ben vallahi çok korkunç o herif ya. Ağlıyor ağlıyor böyle falan. Çok bir şey istedim ben ya. Vallahi çok bir şey istedim ben ya. Bir kabin buldum. Ben salam. Gerizekalıyım ben. Buraya başka girmeme mantıklı bir açıklaması olamaz çünkü. Bu ne, cama sansür? Abi o ne içeride ya? Allah Allah. Eşek oyuncağı mı? What the fuck? Abi tersten gelmişim. Merhaba. Fuck. Shit. Bitch. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Salak bir SCP bu ya. Hareketlere bak. Ucuğu verip. Hayatımı gördüğüm en mantıksız, en salak SCP olabilir ya. Beni kovalayacak mı? Kovalayamam!